Burası eski Pertek Cezaevi. Bu cezaevini biz Milli Emlak'tan tahsis olarak aldık ve şu anda rehabilitasyon çalışmalarını sürdürüyoruz. Buradaki projemiz bize bağlı olan Güzel Sanatların ve İletişim Bilimleri Fakültesi'nin stüdyolar olarak kullanmayı amaçlıyoruz. Daha sonra da eğer talep gelirse eğer, özel sektörden talep gelirse, ücreti karşılığında onlara da plato olarak kiralamayı düşünüyoruz. Ama öncelikle böyle bir tarihi binayı Perte'ye kazandırmak ve üniversitemize yakışır şekilde rehabilite etmek birinci görevimiz. Bu amaçla aldık ve şu anda da çalışmalarımızı başlamış bulunuyoruz. Burası mimari olarak yaklaşık 70-80 santim kalınlığında taş duvardan yapılmış. Ve 2000'li yıllardan sonra kullanımı tamamen durdurulmuş. Hiçbir şekilde kullanılmamış. Metruk vaziyette. Tahsisini istediğimizde, biz de geldiğimizde burada ne yapabiliriz diye düşündük. Şu andaki incelemelerimizde gördük ki burada 40 kişi, yaklaşık 40 kişilik bir mahkum barındırılmış. Onlara ilişkin mutfakları var, banyoları var, tuvaletleri var. Onlara ilişkin işte gözetleme yerleri, bekçi kulübeleri. Yukarıda yine aynı şekilde gözetleme yapabilecek bekçilerin bulunduğu yerler var. Yani işlendiğinde burası iyi bir film stüdyosu niteliği taşıyacak özelliklere sahip. Tabii ki üniversitemiz, Tunceli Üniversitesi burayı aldığında uzun süre başka projeler peşinde başka projeler yaparız diye düşündük. Ancak yıkılması mümkün olmayan duvarlardan oluşuyor. Onun için bu haliyle rehabilite edilmesi çok daha uygun olacağı kanaatine vardık. Oldukça kalın. Yani yaklaşık 80 santim civarında. Havalandırma havuzu. Okay. Burası işte lavabosu var. Girip geçiyor. Artık buranın yazı cihazına bakacağız.